Merhaba değerli izleyicilerimiz. Gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Kanalımıza hoş geldiniz. Avrupa'da yaşayan tüm vatandaşlarımızı önümüzdeki kış maalesef daha pahalı bir hayat bekliyor. Rusya tahıl anlaşmasından çekildiğini açıkladı ve Ukrayna limanlarından çıkacak olan tüm tahıl taşıyan gemileri de vuracağını söyledi. Bunun anlamı şu: daha pahalı günler Avrupa'da yaşayanları bekliyor maalesef. Doğalgaz fiyatı zaten çıldırmış vaziyette. Bunun yanı sıra gıda fiyatlarının da artacak olması orta gelirli olanları, maaşı 2000 euroya kadar olanları daha da etkileyecek. Kıymetli izleyicilerimiz, bakın, Rusya'nın yaptığı bir işgaldir. Evet, kabul ediyoruz. Ancak bu olayların bu noktaya kadar gelmesinde Avrupa Birliği ülkelerinin çok büyük suçu var. Her seferinde Ukrayna'nın sırtını sıvazladılar, arkandayız dediler, biz sana gereken yardımı yaparız dediler ve Rusya'ya karşı kışkırttılar. Bildiğiniz üzere savaş çıktıktan sonra ilk bir ay ortada ne Almanya, ne Fransa, ne Hollanda, ne İsveç ya da diğerler hiçbiri yoktu. Baktılar ki Rusya kendi kapılarına geliyor, dediler ki hop dediler, o zaman biz Ukrayna'nın yanındayız diye açıklamalar yaptılar. Şu anda Rusya korkusundan işte İsveç NATO'ya girmek istiyor, Finlandiya girdi ve hatta enteresan bir şey söyleyeyim. Rusya Ukrayna savaşından önce Fransa Cumhurbaşkanı bir açıklama yapmıştı. Macron NATO'nun beyin ölümü gerçekleşmiştir dedi ve ardından da savaş çıktıktan sonra tıpış tıpış NATO'nun çatısı altına gelerek hadi birlikte olalım, Rusya'ya karşı kendimizi koruyalım dediler. Bunların hepsi kendilerinin korkuları. Ukrayna falan umurlarında değil. Olan Ukrayna'ya oldu. Ukrayna halkına oldu. Ülke 50 yılda artık kendine gelemeyecek. Rusya şehirlerin altyapılarını yaktı, yıktı, vurmaya devam ediyor. Yüz binlerce insan öldü, ölmeye devam ediyor. Evet arkadaşlar, Rusya işgaldir. Bunu kabul ediyoruz. Ama olayların bu noktaya gelmesinde şimdi milli kahraman ilan edilen bu Zelenski var ya, bu Zelenski Avrupa'nın ve Amerika'nın kayığına bindirildi. Kayığına bindirildi, bunu açık denize bıraktılar. Bu ellerinde bu küreklerle kaldı. Eyvah dedi, Rusya geliyor dedi. Bu işler öyle şakaya gelecek işler değil. Askeri olarak dünyanın en büyük süper güçlerinden bir tanesine gaza gelip amiyane tabirle kafa tutuyorsun. Ondan sonra da ülke darma duman oluyor. Şimdi bu Zelenski'yi milli kahraman ilan etmişler. Peki Zelenski'nin savaştan önce Rusya ile ilgili söylediklerini hiç biliyor musunuz? Hatırlıyor musunuz? Evet, bu Zelenski şimdi milli kahraman. Hadi bakalım hayırlısı. Yani sözün özü şu değerli izleyicilerimiz: çileyi vatandaş çekiyor. Devletler çıkıp, siyasetçiler çıkıp satranç oyununu oynuyorlar. Olan vatandaşı oluyor. Bakın, bir Almanya'da yaşayan, Fransa'da, Hollanda'da, İsveç'te, İsviçre'de yaşayan bir kişinin geçinmekten başka, çoluk çocuğuyla mutlu bir şekilde yaşamaktan başka ne amacı var? Aldığı para belli, aldığı maaşı belli ve o maaşla geçinmeye çalışıyor. Bu siyasetçilerin ne hakkı var ki bu kadar büyük krizler çıkartıp, savaşlar çıkartıp o işçinin, zar zor geçiren vatandaşın hayatını daha pahalı hale getiriyorsunuz? Almanya'da son 3 yıl içerisinde hayat en az %25 daha pahalı hale geldi. Avrupa'nın her yerinde pahalılık var. Ev kiraları uçtu, gıda fiyatları uçtu. Önümüzdeki kış doğalgaz ucuz mu olacak sanıyorsunuz? Önümüzdeki kış daha az mı elektrik parası ödeyeceğiz sanıyorsunuz? Vatandaşın suçu ne kardeşim? Filler tepinir, çimler ezilir. Durum bundan ibaret. Şimdi işin daha da ilginç yanını söyleyeyim. Almanya dünyanın en büyük 4. ekonomisi değil mi? Vatandaşına 3 kuruş para verecek eli titriyor. Asgari ücrete 40 sent civarında, 40 sent bakın 1 euro bile değil, zam yapıldı. Hayat %25 daha pahalı diyoruz. Asgari çalışma ücretinin 12.41 sent olması adil mi? Önümüzdeki 2004 yılı için yine çalışma saat ücretine 41 sent yapılacak, 12.82 euro olacak. Evet, dalga geçiyorlar. Dünyanın en büyük ekonomisi. Bakın, işveren de haklı, işçi de haklı. İşverenden daha fazla vergi alıyorlar. Bu olay sadece işçiyle ilgili değil. İşverenin ödemiş olduğu primler, vergiler de az değil. Topyekün koronavirüs, Rusya-Ukrayna savaşıyla beraber vatandaşın sırtına bindi devletler. Korona döneminde 3 kuruş yardım yaptılar. O paraları da geri aldılar Almanya'da. Ve size yine enteresan bir şey söyleyeyim. Uğur Şahin'in bulmuş olduğu aşılardan 400 milyar euro vergi kazandı Almanya. Vatandaşa ne kadar verdi? 50 milyar euro. Devede kulak. Onun için diyoruz ki Almanya dünyanın en cimri ülkesi. Açın kardeşim şu muslukları biraz ya.
Ha, sadaka verin demiyoruz. Ama bu kadar da ucu ucuna vatandaşı geçindirip, yani al sana 3 kuruş para deyip vatandaşı sosyal yardımın dilencisi haline getiriyorsunuz. Sakın sosyal yardım alanlar bana kızmasınlar. Ben sistemi anlatıyorum. Sosyal yardım tabii ki alacaksın. Taş yiyecek halin yok. Ama dünyanın en büyük 4. ekonomisinde insanlar ucu ucuna geçiniyorsa ortada büyük bir soru işareti var. Özellikle bizi Türkiye'den izleyen kıymetli izleyicilerimizin de bunları bilmesi lazım. Davulun sesi öyle uzaktan duyulduğu gibi değil. Bir kişi 2000 euro alıyor, en az 1000 euro kira veriyor. Çoluk çocuğuyla beraber elektriği, osu, busu dediğin zaman ay sonunda 3 kuruş bile cebinde para kalmıyor. Sosyal yardım diyorsun. 3 kuruş sosyal yardım veriyorlar. Eskiden de onlar bitti. Şu an Avrupa'da yaşayan ve sosyal yardım ya da bir işçi maaşıyla geçinmek isteyen bir kişi Türkiye'de kümes bile alamaz. Analarından, babalarından bir şey kaldıysa, şimdiki nesilden bahsediyorum, onlar onların üzerine konarlar. Evin, arabanın, arsanın, tarlanın, neyse işte. Yeni nesil hiçbir şey alamaz. Kıymetli izleyicilerimiz, şimdi beni yurt dışından izleyen tüm vatandaşlarımızı çok çok sevindiren bir haberi vereceğim size. Eğer siz de yurt dışında yaşıyorsanız, benim de, eşimin de, çoluk çocuğumun da Türkiye'de bir güvencesi olsun, bir emekli maaşları olsun diyorsanız mutlaka bu dakikadan sonra anlatacaklarımı sonuna kadar izleyiniz. Mavi kartlılar, pembe kartlılar, çifte vatandaşlar ya da sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup da yurt dışında yaşayanlar, geçmişte ister Türkiye'de sigortanız olsun olmasın, yaşamış olduğunuz, özellikle ev hanımlarına söylüyorum, yaşamış olduğunuz ülkede ister çalışın ister çalışmayın, sizin de Türkiye'de emekli olma hakkınız var. Çocuğu olan hanımefendiler, sizlerin de Türkiye'de emekli olma hakkınız var. Türkiye'de emekli olmak istiyorsak önce kendimize şu soruyu soracağız. Bizim geleceğe dair bir adımımız var mı? Geleceğe nasıl hazırlanıyoruz? Geleceğe hazır mıyız? Siz kendi geleceğinizle, eşinizin geleceğiyle ilgili bugüne kadar ne yaptınız? Ne yapacaksınız? Bu soruya cevap vereceksin. Sorunun cevabını kendinize vereceksin. Çünkü gelecekte bir gün gelecek. Şimdiden geleceğe hazırlık yapmamız gerekiyor. Eğer yurt dışında yaşıyorsanız siz de Türkiye'de emekli olabilirsiniz. Peki nasıl emekli olacaksınız? Ev hanımları nasıl emekli olacak? Mavi kartlılar nasıl emekli olacak? Çifte vatandaşlar nasıl emekli olacak? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup da yurt dışında ikametgahı olanlar nasıl emekli olacaklar? Şimdi anlatıyorum. Ekranın altında bir telefon numarası görüyorsunuz. Bu telefon numarası Emekli TV'nin danışma merkezinin WhatsApp hattıdır. Hemen telefonunuza kaydediyorsunuz. WhatsApp'tan şu mesajı atıyorsunuz. Ben emeklilik danışmanlığı almak istiyorum. Ya da ben ve eşim emeklilik danışmanlığı almak istiyoruz diyorsunuz. Mesajı gönderdikten sonra şu anda bu WhatsApp hattının başında bulunan görevli arkadaşlarımız hemen size cevap veriyorlar. Kendi geleceğinize dair, eşinizin geleceğine dair, çoluk çocuğunuzun geleceğine dair ilk adımı atmış oluyorsunuz. Bir kişi için sadece 150 euro danışmanlık ücreti ödeyeceksiniz. Eğer karı koca birlikte iki kişi danışmanlık alırsanız hanımlara %50 indirim var. Normalde 300 euro ödemeleri gerekirken hanımlar da daha çok yararlansın diye, Türkiye'de emekli olsunlar diye sadece 225 euro ödeyecek iki kişi. Tek başına eğer bir hanım danışmanlık alırsa 150 euro ama iki kişi alırsa 225 euro ödeyecek. Daha sonra değerli izleyicilerimiz, siz ödemenizi yaşamış olduğunuz ülkeden, Türkiye'de banka hesabınız varsa oradan yapabilirsiniz ya da yaşadığınız ülkeden yapabilirsiniz. Tüm bilgileri, detayları şu anda WhatsApp hattının başında görevli bulunan arkadaşlarımız size yazacaklar. Siz ödemenizi yaptıktan sonra size bir randevu günü ve saati verilecek. Randevu günü ve saatinde uzmanlarımız sizi WhatsApp'tan görüntülü bir şekilde arayacak. Tüm bilgilerinizi alacak. Sizin için çok özel bir çalışma yapacak. Devlete en az parayı ödeyerek nasıl yüksek emekli maaşı alacağınızın planı ortaya çıkartılacak. Daha sonra size ikinci bir randevu verilecek. Yine ikinci randevu günü ve saatinde uzmanımız, sosyal güvenlik uzmanımız sizin emeklilikle ilgili tüm detaylarınızı anlatacak. Nasıl emekli olacağınızı anlatacak. Emekli olmak için başvuralım derseniz, sizin Türkiye'ye gitmenize hiçbir şekilde gerek kalmadan dünyanın neresinde olursanız olun, uzmanlarımız sizin adınıza tüm müracaatları yapacak, başvuruları yapacak. Ek hiçbir ücret yok. Hepsi bu 150 euronun içerisinde.
emekli maaşınıza kavuşacaksınız. Bunun için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Bugün ben Türkiye'ye gidiyorum desem en az 1500-2000 euro para harcarım. Yol, zaman, para, uçak, otel ya da vesaire, evimiz varsa evde kalacağız ama emeklilik Türkiye'de şöyle bir şey. Emeklilikle ilgili başvuru formunu doldururken, dilekçeleri verirken, eğer yanlış bir dilekçe verirseniz, eğer emeklilikle ilgili formları doldururken yanlış bir kutucuğa işaret koyarsanız, devlete ödeyeceğiniz para iki katına çıkıyor, alacağınız maaş da yarıya düşüyor. Onun için hayatta bir sefer olan bir şey için işin uzmanından danışmanlık alacaksınız diyoruz. Hayatta bir sefer ve emekli maaşına kavuşacaksınız. Niye en çok hanımlar yararlansın diyorum biliyor musunuz? Bizim toplumumuzda hanımlar, beyler kusura bakmasın, hep hanımlar ikinci planda kaldı. Hanımlar ömürlerini eşlerine, çoluk çocuğuna adarlar, ömür geçmiş olur, yaş geçmiş olur, geriye dönüp baktığında elde avuçta hiçbir şey yok. Emeklilik bile yok. Evet, onun için diyoruz ki geleceğe hazırlanın. Hanımların bundan daha çok istifade etmesini istiyoruz, yararlanmasını istiyoruz. 2-3 kişinin yemek parasına siz kendi geleceğinizle ilgili, ailenizin geleceğiyle ilgili, çoluk çocuğunuzun geleceğiyle ilgili adım atıyorsunuz. Kıymetli izleyicilerimiz, şunu da söyleyeyim. Aile indirimleri var. Tüm aile danışmanlık alabilirsiniz. Bu büyük fırsattan sınırlı sayıdaki vatandaşımız yararlanacak. Dünyanın neresinde olursanız olun, Almanya, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre, Danimarka, İngiltere, Avusturya, Belçika, İspanya, İtalya, Amerika, Kanada, Avustralya, Suudi Arabistan, nerede olduğunuzun bir önemi yok. Türkiye'ye artık gitmenize gerek kalmadan emeklilik işlemlerinizi yaptıracaksınız. Artık düşünme zamanı değil, harekete geçme zamanı. Şimdi emeklilikle ilgili her kafadan bir ses çıkıyor. Ali bunu dedi, yok Veli bunu dedi, yok şu oldu, bu oldu. Bunların hepsini unutun. En doğru, en güvenilir bir şekilde kendi geleceğiniz için, eşinizin, çoluk çocuğunuzun geleceği için bu adımı atın arkadaşlar. Artık düşünme zamanı değil, artık harekete geçme zamanı. Yok o bunu söylemiş, yok dayımın oğlu bunu söylemiş, bilmem ne, bırakın bunları. Yok işte televizyonda, yok internette şunu okudum, duydum, ettim, bilmem ne. Bunları bırakın. Emeklilik gibi çok çok önemli bir konuda Ali bunu dedi, Veli bunu dediyle hareket edilmez. Evet arkadaşlar, çok kısa bir şekilde anlattım. Emeklilik hayatta bir sefer olan bir şey ve çok önemli bir şey. İşin uzmanından danışmanlık alarak bu işlemlerinizi yaptıracaksınız. Bizim kanalımızın izleyicilerine özel bir durum arkadaşlar. Eğer siz de bizim kanalımızın abonesiyseniz, yani videonun altındaki abone ol tuşuna bastıysanız, siz de bu haktan yararlanabilirsiniz. Bu kadar basit. Başka hiçbir şeye gerek yok. Kapı kapı gezmeye gerek yok. Birilerine 3-4 bin euro danışmanlık ücreti ödemeye gerek yok. Hepsini bitiriyoruz. Şimdi hemen cep telefonunuza ekranın altında görmüş olduğunuz WhatsApp hattını kaydediyorsunuz. Ve ben emekli olmak istiyorum diye mesaj atıyorsunuz. Ya da ben ve eşim emekli olmak istiyoruz diye mesaj atın. Ya da biz ailece emeklilik danışmanlığı almak istiyoruz diye hemen mesaj atıyorsun. Bugüne kadar pek çok vatandaşımız emeklilik maaşına kavuştu. Hepsine hayırlı uğurlu olsun. Bunun yanı sıra işlemleri devam eden vatandaşlarımız var. Onlar da kısa bir süre sonra emekli maaşlarına kavuşacaklar. Onlara da hayırlı uğurlu olsun. Bundan sonra, bu videoyu izledikten sonra emekli olmaya karar veren tüm vatandaşlarımızın işlemleri de en kısa zamanda yapılacak ve emekli maaşlarına kavuşacaklar. Onlara da hayırlı uğurlu olsun. Evet değerli izleyicilerimiz, beni dünyanın pek çok noktasından izleyen tüm izleyicilerimize önce sağlık diliyorum. Sevdiklerinizle beraber güzel bir geleceğiniz olsun. Geleceğe de şimdiden hazırlanın diyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.